Batılıların bir tespitleri var değerli kardeşlerim. Ee, İslam ahlakının en karakteristik vasıflarından biri olarak görürler hilmi ve Müslüman karakterinin en önemli niteliklerinden birisi olarak e, zikrederler. Gerçekten de e, İslam dini gelmiş en güzel ah e, örnek olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rehberliğinde e, bu vasfı, bu niteliği, bu ahlaki özelliği öylesine İslam toplumuna kazandırmıştır ki artık İslam toplumunda egemen olan bu nitelik olmuştur. Dolayısıyla bazen e, toplumumuz içerisinde şahit olduğumuz şiddet olayları, özellikle zayıf kimselere karşı, güçsüz kimselere karşı, kadına, çocuğa, efendime söyleyeyim bir takım e, gücü kudret olmayan insanlara karşı e, kaba saba olarak uygulanan o şiddet görüntüleri bu şiddet uygulamaları, en ufak bir öfkede öfkesini kontrol edemeyerek hemen parlama, Allah muhafaza buyursun böyle tavuk öldürür gibi insan öldürme. Yani bütün bu nitelikler gerçekten tam da cahiliye döneminin o hamiye, cahiliye olarak nitelendirilen Kur'an-ı Kerim'deki o vasıflarına benzemektedir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de e, hilmin muhtevası, içeriği çok geniş bir şekilde yer almaktadır müminlerin vasıfları zikredilirken. Mesela e, müminlerin e, vasıfları anlatılırken e, Kur'an-ı Kerim'de onların öfkelerini yutan kimseler oldukları yani öfke kontrolü e, yaptıkları. Aynı şekilde mesela قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Belki yardım edecek imkanı yoktur aslında halim olmanın gereği cömert olmaktır ama yardım edecek imkanı olmadığı için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُوا وَهَذَا Güzel bir söz, gönüllere hoş gelecek bir söz söylemek peşine minnet takılan bir sadakadan, hayırdan daha iyidir. Allah nezdinde daha makbuldur. Çünkü o e, hilim sıfatının bir e, yansıması olduğu için e, önem arz etmektedir.